أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda namaza tadil erken nasıl olmalı, bu konu üzerine durmaya çalışacağım. Tadil erken namazın rükünlerinin, namazdaki hareketlerin usulüne uygun bir şekilde yapılması manasına geliyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde namazların gerektiği gibi eda edilmesini özellikle belirtmiş. Tadil erkanla ilgili sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide girdi. O sırada bir adam daha mescide girdi ve tadil erkana uymadan namazını kıldı. Sonra Peygamber Efendimiz'e gelerek selam verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Dön ve namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın." buyurdu. Bu hadise 3 defa tekrar etti ve üçüncüde o adam, "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki daha güzelini yapamıyorum. Bana doğrusunu öğret." dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, "Namazı kıldığın zaman tekbir getir. Sonra Kur'an'dan sana kolay geleni oku. Sonra vücudun sakinleşinceye kadar rükuda dur. Sonra belin doğrulacak şekilde rükudan kalkıp ayakta dur. Sonra secdeye var. Vücudun sakinleşinceye kadar secdede kal ve sonra başını kaldırıp doğrulacak şekilde dur ve böylece namazın bütün rükünlerinde bunu yap." dedi. Peygamberimiz, "Ruku ve secdeleri tamamlayın." buyurmuştur. Huzeyfe radıyallahu anh, ruku ve secdelerini tam yapmayan bir adamı gördü ve adam namazı bitirince namazının olmadığını, eğer ölmüş olsa Hazreti Muhammed'in yaratıldığı fıtratın dışında bir fıtrat üzere ölmüş olacağını hatırlattı. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, "Sizden biri ruku ve secdelerde belini tam olarak doğrultmadıkça namazı tam olmaz." Resulullah aleyhissalatü vesselam namazda karga gagalayışı gibi acele yatıp kalkmaktan, vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan, kişinin mescitte deve gibi mekan tutmasından nehyetti. Hadiste geçen karga gagalayışı tabiri, karganın yem yerken gagasını acele yere dokundurup kaldırması anlamına gelir ki, kişinin namaz kılarken secdeyi acele yapmasından, daha alnı yere değmeden burnunu yere değdirip hemen kaldırmasından kinayedir. Yırtıcı hayvan oturuşu tabirinden maksat ise, kişinin secdede köpek ve benzeri yırtıcı hayvanların oturuşu gibi dirsekleri yanlarına değecek şekilde kollarını yere yapıştırması ve yaymasıdır. Mescitte belli bir yeri deve gibi devamlı mekan edinmek tabirinin iki manası vardır. Birincisi, develer ağla girdikleri zaman yumuşak ve düz bir yer ararlar. Böyle bir yeri buldukları zaman artık devamlı oraya çökerler. Başka bir yere yatmazlar. İkincisi ise, develer çökerken önce insana nispetle el ve kol mesabesinde olan ön ayaklarıyla çökerler. Sonra da arka ayaklarıyla çökerler. Bu bakımdan Hanifilere göre secdeye giderken yere önce elleri sonra da dizleri koymak mekruhtur. Önce dizler sonra da eller konmalıdır. Demek ki bu tabir, deve gibi yere çökmenin ve namazı her zaman mescitte aynı yerde kılmanın yasak olduğunu ifade ediyor. Netice olarak namazda bu 3 tabirin ifade ettiği şekildeki davranışlar bu hadis-i şerifte yasaklanmıştır. Çünkü karganın gagalayışı gibi acele secdeye yatıp kalkmak, farz olan alnın yere konmasına imkan vermez. Halbuki secdede 3 defa Subhane Rabbiyel E'la diyecek kadar durmak sünnettir. Sünnetin ifası ise farz olan alnın yere konması ile vacip olan burnunun yere konmasını temin eder. Esasen bütün sünnetlerin yerine getirilmesinde bu özellik bulunmaktadır. Sünnet terk edildiği zaman farz ve vacipler tehlikeye düşerler. Esasen bu şekilde acele namaz kılmak münafıkların işidir. Çünkü onların rahatı namazda değil, bir an önce namazdan çıkmaktadır. Tadil-i erkanın farz olduğunu söyleyen alimlere göre bunun terki halinde namaz batıl olur, tadil-i erkana riayet ederek yeniden kılmak gerektir. Vacip olduğunu söyleyenlere göre ise sehiv secdesi gerekmektedir. Kanaatimize göre tadil erken farzdır diyenlerin görüşüne uymak tedbire daha uygundur.
Madem bunu söyleyen zatlar kendilerini tamamen Kur'an'a vermiş, Kur'an'ı ve sünneti anlamayı hayatlarına gaye edinmişler, onların ihtilaf ettikleri hususlarda tedbirli amel etmek en doğru hareket tarzıdır. Tadil-i erkana riayetin ölçüsü, namaz rükünleri arasında Subhanallah diyecek kadar durmaktan ibarettir. Değerli dinleyicilerim, namazları adabına sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde kılmak, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesiledir. Namazı aradan çıkarmak için eda etmek değil, namazla buluşmak, seccadeyle buluşmak, Rabbimizle kontak kurmak, diyalog kurmak, ona dertlerimizi, sıkıntılarımızı, isteklerimizi arz etmek, onunla konuşmak, onunla buluşmak, en önemli ibadet olan namazda olmaktadır. Namazı hakkıyla eda eden, namazın rükunlarını yerine getiren, Kur'an'ı eksiksiz okuyan, ayetlerin ve surelerin hakkını veren, duaları düzgün bir şekilde kıraat eden müminlerden olmamızı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.